maalesef geçmişten günümüze bir takım siyasi aktörler bunun tam aksini yapmakta ve toplumdaki huzur ve barışı zedeleyici bazı tutum ve politikalar geliştirmektedir. Geçmişte 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz aslında bu türden ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı dili mahkum ettiğini tescillemişti. Ama belli ki bazı mahfiller bundan ders almamış olacak ki toplumun birbiriyle olan kaynaşmasını zedelemek, toplumsal barışı yok etmek ve bununla belki siyasi bir rant devşirmek için aynı yola tevessül etmeye devam ediyorlar. Özellikle toplumumuzu bir arada tutan, manevi ve insani değerlerimize yönelik her gün yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Siyasetin bu tür araçlara tevessül etmemesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyoruz. Siyaset, topluma dair ihtiyaçları, sorun alanlarını ve talepleri karşılayabilecek ne söylemi varsa ortaya koysun. Hangi projeyle toplumun huzuruna çıkacaksa çıksın, topluma ne vaat ettiğini ifade etsin ve görücüye çıksın. Toplum kimin kendisine yönetici olmasına rıza gösteriyorsa, kimin kendisine hakkıyla hizmet edeceğine inanıp oy veriyorsa, herkes toplumun bu kararına saygı göstermek zorundadır. Bugün içinde bulunduğumuz siyasi atmosfer maalesef 14 ve 28 Mayıs'tan ders almayan siyasetin yeniden hortlatılması atmosferidir. Bundan ısrarla kaçınılması gerektiğini ifade ediyoruz. Zira bu siyaseti güdenlerin önümüzdeki yerel seçimlerde de yine toplumdan büyük bir tokat yiyeceğini buradan hatırlatmakta fayda görüyoruz. İkinci olarak 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren müşterek bahisler, at yarışları ya da diğer şans oyunları ile ilgili alınan vergilerin yarıya indirilmesi hususu, her ne kadar MASAK'ın yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında bu tür bir adımın atılması gerekçesiyle bu yönde bir düzenleme getirilmişse de, bize göre bu yöndeki bir düzenleme topluca adına kumar dediğimiz ve maddi manevi çöküntünün, aile saadetinin kaçmasının ve toplumsal huzuru bozmanın en büyük araçlarından biri olan kumarın teşvik edilmesini önleyecek bir adım olmayacaktır. Zira hükümetlerimize düşen bu tür zararlı alışkanlıklardan toplumumuzu muhafaza etmesi, kötü alışkanlıklara giden yolların kapatılması ve meşru alanların genişletilmesi olması gerekirken maalesef sanal bahisle mücadele aldığı altında getirilen vergi indirimleri bu tür bir amaca hizmet etmeyecektir. Elbette toplumda yasal olanın muadili olarak yasa dışı pek çok ürün ve hizmet vardır. Esas olan, eğer indirimler vesilesiyle yasa dışı olandan yasala yönlendirmekse, bunun yapılabileceği çok farklı kalemler vardır. Özellikle temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde, yakıt tedarikinde, yasal olanın muadili olarak pek çok yasa dışı maalesef piyasada ürün bulunmaktadır. Amaç bunların önlenmesi ise, toplumun ihtiyaç duyduğu temel gıda maddelerinden veya enerji ihtiyacını giderebileceği ürünlerden vergi azaltılması suretiyle toplumun rahatlatılması gerekiyor. Aksi halde bu tarz kumar ve benzeri kötü alışkanlıkların yasal kılıfa uydurulmak suretiyle teşvik edilmesi anlamına gelecek bu tür düzenlemelerin toplumun maddi ve manevi çöküntüsüne, aile içi huzursuzlukların artmasına ve toplumsal huzurun kaybedilmesine sadece vesile olacaktır. Bu hususun da dikkate alınarak kötü alışkanlıklarla mücadelede daha kararlı ve daha kapsamlı adımların atılması yönünde hükümete çağrımızı yineliyoruz. Benim paylaşacaklarım bunlar değerli arkadaşlar.
Hepinize hayırlı günler diliyorum.